Venüs'te hala aktif volkanlar olabileceği tespit edildi. Bilim adamları, 1990 başlarında Magellan uzay aracı tarafından alınan radar görüntülerini kullanarak, 1991'de 8 aylık bir süre içinde, şekil değiştiren ve büyüyen, bir volkanik baca buldular. Bunun, başlangıçta potansiyel yaşama atfedilen, fosfin gazının tespiti de dahil olmak üzere, komşu gezegenimizin gözlemlerini, nasıl yorumladığımızla ilgili çıkarımları var. Ancak bu aynı zamanda volkanik aktivitenin sonucu da olabilirdi. 1991 yılına ait Venüs fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, bir alanda volkanik aktivite kaynaklı, değişim yaşanmış olduğunu tespit ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 1989 yılında Magellan isimli bir uzay aracını fırlatmış, bu uzay aracı ile Güneş sistemindeki en sıcak gezegen olan Venüs'ü incelemeye başlamıştı. Venüs ve Dünya'nın pek çok ortak noktası var. Boyutları, kütleleri, yoğunlukları ve bileşimleri birbirine çok benzer. Ancak iki benzer kaya parçası için kesinlikle farklı yollar izlediler. Dünya nemli, ılıman ve yaşamla kaynıyor. Venüs kuru, korkunç derecede sıcak ve zehirli, boğucu ve fırtınalı bir atmosferle örtülüyor. İki gezegen arasındaki diğer bir fark, yapışkan erimiş iç kısmı içeren, kayalık dış kabuk olan litosferdir. Dünyanın litosferi, kenarları birbirine sürtünen tektonik plakalar olan, çok sayıda parçadan oluşan kırık bir yumurta kabuğu gibidir. Dünyanın volkanik aktivitesinin çoğu, bu sınırlar boyunca gerçekleşir. Venüs'ün litosferi, tektonik plakaları olmayan tam bir kabuktur. Bu gezegenin volkanik aktivitesi hakkında soruları gündeme getirdi. Genç yüzeyi son zamanlarda volkanik yeniden yüzeye çıkmayı düşündürüyor, ancak hala volkanik olarak aktif olup olmadığı ve volkanik olarak ne kadar aktif olduğu açık sorular olarak kaldı. Venüs'ün atmosferi nedeniyle yüzeyini görmek kolay değil, kalın karbondioksiti kesebilen görüntüleme teknikleri gerektirir. Ek olarak, özel Venüs sondaları çok azdır. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın Akatsuki sondası şu anda tek ve gezegenin yüzeyini değil, atmosferini inceliyor. Diğer sondalar Venüs'ün yanından geçti ve görüntüler aldı, ancak herhangi bir potansiyel volkanizmayı anlamak için yüzeyi zaman içinde izleyebilecek bir şeye ihtiyacınız var. Magellan'ın devreye girdiği yer burasıdır. 1990 ve 1992 yılları arasında, o zamanın büyük bir bölümünde, yüzeyi görüntülemek için radar kullanarak, Venüs'ün yörüngesinde 4,5 yıldan, biraz daha kısa bir süre geçirdi. Ancak sondanın yörüngesi eliptikti, bu da Venüs'ün yüzeyini görüntülediği farklı açıların, elde edilen verileri otomatik karşılaştırmalı analiz için, uygun hale getirmediği anlamına geliyor. Bu bir insanın bunu manuel olarak yapması gerektiği anlamına geliyordu, bu da zaman alan ve meşakkatli bir görevdi. Magellan verilerinin tam çözünürlükte, mozaiklenmiş ve tipik bir kişisel iş istasyonuna sahip bir araştırmacı tarafından kolayca manipüle edilebilir hale gelmesinin üzerinden yalnızca son 10 yıl geçti. Daha önce volkanik olarak aktif olması muhtemel olarak tanımlanan siteleri seçerek taraması gereken verileri daralttı. Daha sonra, bu sitelerin etrafındaki manzaradaki değişiklikleri arayarak, Magellan görüntülerini elle inceledi. Geçmişte elde edilen bulgular, bu gezegende 1600'den fazla büyük, 1 milyondan fazla küçük volkan bulunduğunu gözler önüne seriyordu. Bu volkanların en büyüklerinden bir tanesi de Mount Mons olarak isimlendiriliyordu. Uzmanlar, bu volkanın yakın bir çevresinde volkanik aktiviteler gözlemlediklerini duyurdular. Ve Venüs'teki en büyük iki yanardağ olan Ossa ve Mount Mons'a yakın bir şey buldu. Bu volkanlar, hacim olarak dünyadaki volkanlarla karşılaştırılabilir, ancak daha düz ve daha dağınıktır. Mount Mons'un bir bölümünü oluşturan bir kalkan, yanardağının kuzey tarafındaki bir menfez, 1991 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında, gözle görülür şekilde şekil değiştirdi. Alaska Üniversitesi bünyesinde, çalışmalarını sürdüren Robert Herrick,
dünyaya en yakın gezegende hala aktif volkanlar olabileceğini duyurdu. Bu önemli bir duyuruydu çünkü, Venüs'ün volkanik anlamda aktif olup olmadığına ilişkin, doğrudan gözlem bugüne dek yapılamamıştı. Bilim insanı, en yeni gözlemlerin, 1991 yılında dayandığını ifade ediyor. Robert Herlick ve ekibi, Magellan'dan alınan verileri inceledikleri sırada, 1991 yılında, garip bir olayın meydana geldiğini tespit ettiler. Gezegendeki aynı bölge, 8 ay arayla iki kez görüntülenmişti ve iki görüntü birbirinden farklıydı. Öyle ki Mount Monson yakınındaki nispeten küçük bir volkanın ağzı, 8 aylık süreçte 2 kilometre kareden 4 kilometre kareye çıkmıştı. Üstelik volkanın ağzı ilk görselde dairesel yapıdayken, ikinci görselde böbrek şekline gelmiş ve iç kısmı da karanlıklaşmıştı. İşte bu bulgular, Venüs'ün hala aktif olduğunun açık bir göstergesiydi. Araştırmacılar volkanın ağzındaki karanlık alanın bir lav gölü olduğunu tahmin ediyorlar. Fotoğrafta Mount Mons isimli yanardağın çevresine ait bir fiziki harita yer alıyor. Sağ kısımda kalan Magellan görüntülerinde ise aynı alana ait fotoğraflar. 8 ay arayla çekilen fotoğrafların ne kadar farklı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. New Flows olarak belirtilen alan nav kalıntısını, Eipanded Vent isimli alan ise, genişleyen volkan ağzını gözler önüne seriyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Robert Herlick tahminlerini yorumlatmak için, NASA'nın Venüs ile ilgili projelerinden sorumlu isimleri arasında olan Scott Hensley ile birlikte çalıştı. Bu süreçte günümüz teknolojileriyle çeşitli simülasyon çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar, Magellan'dan elde edilen görüntülerin gerçekten bir patlama olduğunun düşünülmesine yol açtı. Uzmanları heyecanlandıran gelişme, 10 yıl sonra çok daha büyük önem arz edecek gibi görünüyor. Zira gerek NASA gerekse Avrupa Uzay Ajansı, 2030'lu yıllarda Venüs'ü inceleyecek yeni uzay misyonları oluşturuyorlar. Modern uzay araçları ile yapılacak çalışmalar, Venüs ile ilgili çok daha detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlayacaktır.